Merhabalar. Bugün kariyer gelişim günlerinin ikinci oturumundayız Arzu Hanım'la beraber. Kendisi bize psikoloji ve psikoterapi ile alakalı sunumu yapacak. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoş buldum. Teşekkür ederim ben de davetiniz için. Tabii ki Başlayalım buyurun. isterseniz yavaştan. Evet, süremiz de zaten kısıtlı da ben daha çok varsa sizlerin sorularını cevaplamak istiyorum. Ben önce biraz kendimi tanıtayım. Bu işi yapan, alanda olan biri olarak. İzmir'de yaşıyorum ben. Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. Yüksek lisansımı da oradan tamamladım. Çok uzun yıllar İzmir'in Köprü 2 Okulu'nda psikolojik danışmanlık görevi üstlendim. Sonra koordinatörlük ve yöneticilik derken aynı zamanda da klinik çalışmalarım yani psikoterapistik yönümü de geliştirmeye çalıştım. Son 4 yıldır da tamamen artık psikoterapi üzerine yani klinik çalışmalar üzerine yoğunlaştım. Burada bu ofiste, kendi açtığım ofiste çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugün biraz size psikoterapist kimdir, nasıl psikoterapist olunur, hangi alanlarda çalışılır, psikoterapist olmak için ne yapmak gerekiyor, biraz bunlardan bahsedeceğim. Ruh sağlığı alanı çalışanı olarak aslında biz daha çok isimlendiriyoruz. Kim ruh sağlığı alanında çalışabilir diye baktığımızda, yani kim terapi yapabilir diye baktığımızda aslında Türkiye'de şu anda hali hazırda 3 tane bölüm var. Bu psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik ve psikiyatri dediğimiz 3 farklı fakültede bu eğitimi alan, ruh sağlığı eğitimi alan insanlar mezun olduklarında tabii ki terapist olmuyorlar. Bu sadece temel bir eğitim. Bunun üzerine terapi eğitimi, çünkü çok farklı ekollerde eğitimlerimiz var, bizim terapi yöntemlerimiz var. Eğitimleri tamamladıktan sonra, gerekli süpervizyonları aldıktan sonra psikoterapistlik yapabilme hakkına sahip oluyorlar. Psikoloji Bölümü Edebiyat Fakültesi'nde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim Fakültesi'nde, Psikiyatri de fakültesinden mezun olan öğrencilerin getiri diyebiliriz. Psikoterapist kimdir? İşte tüm bunlardan sonra kendi eğitimini tamamlayan, kendi yolculuğunu da kendi terapi sürecinde tamamlayan kişidir. Peki kim değildir? Sohbet edilecek kişi değildir. Çok yakın bir arkadaş değildir. Dert ortağı değildir. Tamamen profesyonel bir şekilde kişinin getirdiği mevzular, sorunlar, çıkmazlar, problemler üzerine beraber düşünebilme. Tabii ki bu yönteme göre değişen farklı teknikler kullanmayla aslında bu süreci sürdüren bir yöntem. Genelde bize gelip buraya dertlerini anlatıp, problemlerini anlatıp tamam bir çözüm söylememizi, beraber üzerine düşünmektense bir çözüm bulmamızı ya da yıllarca uzun dönemde kendilerine sordukları soruları hemen cevaplamamızı isteyen kişiler oluyor. Tabii ki bu ihtiyaç çok anlaşılır. O çıkmazın içinden onu çekip çıkartacak bir güce ihtiyaç duyuyor belki gelen kişiler ama bu çok uzun soluklu bir çalışma. Ve yöntemine göre de süresi de değişiyor, etkisi de değişiyor. Bunlar tamamen kişinin ihtiyaçlarına göre belirlenecek olan şeyler. Bu üç alanda az önce bahsettiğim üç alandan mezun olan bireyler yani psikoloji, psikolojik danışmanlık ve psikiyatride mezun olan kişiler bazı ortak çalışma alanlarına sahip. Tabii ki herkes klinikte çalışmak zorunda değil. Yani psikoterapist olmak zorunda değil. Ne yapabilirler? Bu psikoterapinin dışında okullarda çalışabilirler. Ben de mesleğe böyle başladım. Özel okullarda, devlet okullarında, anaokullarında, bazı özel eğitim okullarında, çeşitli okulların ruh sağlığı alanında çalışabilirler. Üniversitelerde, Mediko diye geçiyordu benim Ege Üniversitesi'nde okurken bir döneminde. Orada da gelen öğrencilere, akademisyenlere, personele ruh sağlığı hizmeti verebiliyordu üniversitede de. Hastanede ve sağlık kurumlarında
Psikiyatristlerle beraber özellikle psikolojik danışmanlar, psikolog arkadaşların çalışması artık zorunlu hale geldi. Sağlık kurumlarında da. Onlar da bir ortaklaşa bir çalışma planı geliştirmek durumundalar gelen hastalara. Çünkü psikiyatri ilaç yani medikal desteği takip ederken psikolojik danışman ya da psikolog arkadaşımız da psikoterapi süreci ya da gerekli bir test uygulama varsa onları yapmak da mümkünde oluyor. Psikiyatriyle beraber bir işbirliği içerisinde çalışmaları gerekli bu kurumlarda. Adalet Bakanlığı'nda çalışabiliyorlar. Cezaevlerinde ya da SEÇEK dediğimiz bu sosyal hizmetler alanında da çalışabiliyorlar. Diğer çok farklı bir alan, şirketlerde insan kaynakları departmanında çalışabiliyorlar. İşe alım süreci, görüşme teknikleri vesaire. Ve belediyelerde çokça fazla kadrolaşma oluştu bununla ilgili. Belediyenin farklı birimlerinde artık son zamanlarda benim de yakından takip ettiğim bir çalışma alanı. Çocuk birimleri açılıyor, kadın birimleri açılıyor, gençlik birimleri açılıyor, yaşlı bakım birimleri açılıyor ve tüm bunlarda birer tane en az ruh sağlığı çalışanı uzmanın bulundurulması zorunluluğu var ve bu ne kadar güzel bir gelişme diye karşıladım ben bunu. Belediyelerde de çokça çalışma olanağı söz konusu oluyor. Tabii tüm bunlar biraz klinik ortamdan farklı. Tüm bunları sizin öğrencinin ya da bu alanda hem zihinsel, hem ruhsal, hem ekonomik, hem zamansal yatırım yapan kişilerin tercihine göre değişecek ve şekillenecek olan bir şey. Ama tüm bunlar biraz psikoterapiden az önce saydığım çalışma alanları biraz farklıca. Çünkü psikoterapi çok uzun soluklu bir şey ve insanın içiyle çalışan bir şey. Dışarıda olup bitenle ya da onun koşullarıyla, onun koşullarını iyileştirmek ya da aileye müdahale etmek gibi her şeyleri içermiyor. Ama diğer az önce saydığım tüm şeyler biraz daha dış gerçeklikle, dışarıyla ilgilenen alanlar. Çokça farklı çalışma alanı var o nedenle ruh sağlığı çalışanlarının. Psikoterapi nedir diye baktığımızda biz ne yapıyoruz yani biz terapistler? Böyle bazen dışarıda da hatta dizilerde de çokça artık görünür oldu. Bu iyi bir şey bir tarafıyla. Çok böyle zekice ve uygun yorumlar yapmak gibi geliyor ama aslında çok uzun vadede hastaya kendisinin getirdiği şeyi ona geri vermek. Ne demek bu? Dışarıda olup bitenle ilgilenmiyoruz biz ama dışarının içeride nasıl algılandığıyla ilgileniyoruz. O kişinin dışarıyı nasıl yorumladığı, kendi hayatında onun neye denk düştüğü, onun için neyin problem oluşturduğu, baş etmekte zorlandığı şey ne? Bunu biraz çok uzun vadede çalışarak, yani ki olayı değiştirmiyoruz ama kişinin olaya bakış açısını, yorumunu değiştiriyoruz. Zaten daha çok travma diye biliniyor ama travma ya da olay, dışarıdaki gerçeklik çokça yaşanmıştır ve o olay, yaşanan şey değişmez. Bizim hiçbir kimsenin böyle bir gücü yok ama asıl mevzu bizim o olaya kişinin bakış açısını, yorumunu anlamaya çalışma sürecimizde o anlamı değiştirebilmek. Olay değişmiyor ama anlam değişerek iyileşme gerçekleşiyor. Bu da işte dediğim gibi az önceki diğer çalışma alanlarından çokça meşakkatli, çokça emek isteyen, çokça uzun soluklu bir süreci kapsıyor. Peki biz bu alanlardan birinde okuduk. Psikoterapist olmak istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Geri her şeyden önce işi sevmek çok önemli. Yani insan sevgisi
olmayan ya da çalışmayı sevmeyen, insanın içiyle uğraşmayı, içinde ne olup bittiğini, duygularını anlamayı sevmeyen biri psikoterapist olmakla ilgili ciddi zorluklar yaşayabilir. Çünkü biz sürekli dışarıda olanı anlatıyor belki bir şey ama aslında onun içeride neye denk düştüğünü anlamaya çalışıyoruz. O yüzden işimizi sevmezse günde böyle 8-9 tane kişinin anlattığı sıkıntıları dinlemek çok da kolay bir beceri değil. Diğer çok önemli ve benim ilk şart olarak da söyleyebileceğim şey kendini tanımak. Yani psikoterapistin kendisini tanıma sürecinin içinde olması ya da tamamlamış olması. Hoş kendini tanıma diye bir şey asla tamamlanan bir şey değil. Çok ömürlük bir şey. Çok ömür boyu devam eden bir şey. Burada ne demek istiyorum kendini tanımakla ilgili? Aslında yaptığı şeyi yani terapist değil, kendi o süreçten geçmesi, kendi terapi sürecinden geçmesi ya da analiz sürecinden geçmesi. Analitik çalışan psikoterapistler daha çok analiz sürecinden geçiyor. Ama o koltukta oturmanın ne demek olduğunu, kendi içinde ne olup bittiğini, kendisinin neye kızdığını, neye üzüldüğünü, nasıl bir insan olduğunu bilmeyen biri bir başkasına yardım etmek de çok zordur. O nedenle olmazsa olmazlarımızdan biri tabii ki kendini tanıma, kendi terapi ve analiz sürecinden geçmek. Bir de tabii bunun yanında terapi yaptığı hastalar için süpervizyon desteği almak. Yani bu işte beraber düşünebilmek çok önemli. Aslında odada sanki tek siz varsınız gibi ama bunları gizlilik çerçevesinde biriyle paylaştığınız, destek aldığınız, hatta mümkünse sizden daha kıdemli, hiyerarşik çıkarı daha yukarıda olan bir terapistle, bir analistle beraber düşünmek yine olmazsa olmazlarımızdan biri. Çünkü bazen bizim kör noktalarımız olabiliyor. Bizim görmediğimizi, duymadığımızı bir başkasının görmesi, duyması bize bir ışık tutabiliyor. Hem bize faydası oluyor hem de yardım etmeye çalıştığımız hastamız için faydalı oluyor. Diğer önemli bir özelliğimiz, olması gereken özelliğimiz de sabır. Bekleyebilmek, getirdiklerine sabredebilmek. Gelen kişilerin tutum ve davranışlarını anlamaya çalışırken en önemli şey önce kendine de sabır gösterebilmek ve sonra karşıdakine sabır gösterebilmek. Yani bekleyebilmek. Diğer önemli bir özellik de merak. Eğer biz merak duygusundan yoksunsak, yani birinin hayatında ne olup bitiyor, biriyle ilgili bir merak duygumuz yoksa bir şey yapmak çok zor. Çünkü merak demek biraz motivasyonu körükleyen bir şeydir. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir bağlantısı var? Bu böyle olduğu için mi acaba böyle deyip biraz bizi araştırmaya iten, biraz okumaya iten, biraz öteki meslektaşlarımızla paylaşıma iten bir duygudur aslında merak. O yüzden merak duygumuz eğer bu alanla ilgili, insan ruhsallığıyla ilgili merak duygumuz eksikse bu işte başarılı olmamız yine pek söz konusu olmayabilir. Zaten devam da etmez. Bir süre sonra bırakabilirsiniz çalışmayı. Bir diğer bağlayıcı bir şey merağa bağlı olarak da yaşam boyu öğrenme. Ben yaklaşık 17 yıldır bu işin içindeyim. Öğrenme dediğimiz şey bitmiyor. Sürekli kendimizle beraber gelen kişileri çalışırken hep bir öğrenme süreci içerisinde. Tüm bunlarla beraber diğer bir özelliğimiz de olması gereken özelliğimiz de eksikliğimize tahammül. Biz mükemmel insanlar değiliz. Biz her şeyi her an anlamak zorunda değiliz. Biz çok iyi yorumlar yapmak zorunda değiliz. Bizim eksikliğimiz var. Eğer biz kendi eksikliğimizi kabul edebilirsek, gelen kişinin de
Biz bu gelen kişilere hastaya da danışan diyoruz. Arada bu kelimelerini duyarsanız gelen kişi, yani bize başvuran kişi, terapiye gelmek isteyen kişi olarak düşünebilirsiniz. Eğer biz kendi eksikliğimizi tahammül edebiliyorsak, gelen hastanın da eksikliğine tahammül etmesiyle ilgili bir gelişimi de desteklemiş oluyor. Ama bu kadar mükemmelliyetçi, bu kadar eksiksiz, hatasız çalışmaya çalışmak ayağımıza çelme takan şeylerden biri oldu. Bir de terapist olabilmek için diğer bir özellik genel kültür tabii ki. Çünkü size gelecek olan hastanın nereden, nasıl bir kültürde büyüyerek geldiğini, size anlattığı olayların nerede, nasıl geliştiğini bilmezsek eğer, bunu anlamamız biraz zorlaşır. Biraz çevresine duyarlı, biraz olup bitene meraklı, biraz dışarıda da ne olduğuyla ilgili, o kültürde ne olduğuyla ilgili, dünyada ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmak zorundadır. Çünkü orada olan bir şey zaten ya da o kültürde olan bir şey kişinin kendi içini tetikleyen bir şey dönüyor. Kişiyi anlayabilmemiz için biraz dışarıda da olup bitene, farklı kültürlerde de ne olup bittiğine dair, yani günceli de takip etmekle ilgili bir sorumluluğumuz oluyor. Diğer önemli özelliklerimizden biri de koşulsuz kabul. Burada çok farklı düşünceler var tabii. Ben analitik çalışıyorum. Analistlerin bir kısmı şunu söylüyor. Herkes her hastayla çalışmalıdır diyor. Her hasta gelen mevzu ne olursa olsun çalışılmalıdır deniyor. Ama bazıları da diyor ki hayır, ben şu özellikle biriyle çalışmak istemiyorum. Ya da şununla çalışmak istemiyorum. Şu rahatsızlığa sahip olanla çalışmak istemiyorum diye. Bunlar ayrılabilir. Tabii ki terapistin de kendi çalışma alanını belirleme hakkına sahip olması gerekiyor ki rahat çalışabilsin. Ama o alan içerisinde çalışacak kişileri kendisi belirlediği varsaygımızda kabul ettiğimizde, orada en önemli şeylerden biri gelen kişiye karşı göstereceğimiz koşulsuz kabul. Yani ne demek bu koşulsuz kabul? Hastanın anlattıklarını öyle yaparsa öyle olur ya da belirli bir koşul çerçevesinde dinleyebilme şartı getirmek gibi. Bunlar kişinin bize kendini anlatmasını, açılmasını engelleyen bir şey. O nedenle getirdiği her şeyi almak, anlamaya çalışmak, dinlemeye çalışmak çok önemli. Tabii ki biz mesela çalışırken hastalarda çalışmanın başlarında tek koşulumuzun kendisine, bana fiziksel zarar vermeme koşulu dışında her türlü şeyin burada yeri olduğumuzu. Yani koşulsuz kabul dediğim şey biraz tabii ki kendi can güvenliğimizi ve hastanın can güvenliğini korumak koşuluyla diğer getirdiği her şeyi duymak, dinlemek, anlamaya çalışmak aslında ona göstereceğimiz koşulsuz kabul. Zaten böyle bir ortamda kişi kendini daha rahatça ifade edebilir. Ve kapsayıcılık belki biraz bahsedebileceğimiz bir şey. Kapsayıcılık da aslında bir önceki anlattığım bu koşulsuz kabulle çok ilintili bir şey. Gelen hastayı ne getiriyorsa, kim geliyorsa anlamaya çalışmak, kapsamak, yani tutabilmek. Biz bunu çokça kullanırız pervizyon görüşmelerimizde ya da meslektaş sohbetlerinde bu kapsayıcılığı. Yani ona yetmeye çalışmak, tutmak,
getirdiğini almak, kabul etmeye çalışmak. Bu da bizim önemli, özel olması gereken özelliklerimizden biri. Belki biraz etik kısmından da bahsedebiliriz. Çok çok zorlanılan alanlardan biri. Bize de tıpkı doktorlara yapılan, hatta avukatlara da yapılan bir muamele gibi görünen her yerde, her sosyal ortamda benim şuyum var, benim buyum var, böyle diyeyim, şöyle diyeyim. Hatta bazıları hastalık ismini, tanısı koyuyor. Ben borderline miyim, bipolar mıyım, obsesif miyim gibi. Şimdi bunları böyle dışarıda konuşma, hele ki sosyal ortamlarda çok uygun bir şey değil. Çünkü biz orada terapist kimliğimizde yok. Terapi o nedenle sosyal ortamda arkadaşlarla, akrabalarla ve tanıdık birileriyle olmaz. Çünkü onlar bizim başka rollerimizle ilişkiye girdiğimiz bir şey. Biri. O nedenle orada arkadaşlık ilişkisinin içerisinde, bir tanıdıklık ilişkisi içerisinde o hastayı anlamaya çalışmak, dinlemeye çalışmak çok ilişkiye zarar veren bir şey değil. Bir kere kafalar karışıyor. Ben bunun arkadaşım neyi terapistim mi? O kişinin de öyle. Bu benim atıyorum. Kuzenim mi? Terapistim mi? Yani en önemli şey etik sınırların oluşması. O yüzden biz tanıdığımız, akrabamız olan gibi. Ya da şu da çok önemli. Hastamızın arkadaşı, hastamızın annesi, hastamızın tanıdığı. Bunlarla da çalışmıyoruz. Çünkü mümkün olduğunca o kişinin sadece kendisinin ait olduğu bir yer olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii tüm bunları böyle yapmaya çalışırken, ilerlemeye çalışırken bizler de bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. En önemli zorluklarımızın başında herkes bizi böyle biraz psikiyatriyle de karıştırılıyor bu kısmı. Elimizde bir sihirli değneğin olduğuna inanan çok insan var. Ben gideceğim şimdi anlatacağım. Bana bir şey söyleyecek. Ben onu yapacağım. Ya da ben onu yapmayacağım, iyileşeceğim. Böyle bir şey yok. Zaten başta da söylediğim gibi kişinin kendiyle ilgili uzun süre anlam bulmaya çalıştığı, cevap bulmaya çalıştığı soruların içindeki mücadelesini tek bir şeyle çözebilecek bir güce sahip değiliz zaten. Böyle bir şey yok. Bizim amacımız uzun vadede, uzun süreçte kişinin getirdiği şey üzerine beraber düşünmek, ona bir anlam kazandırmak aslında. Ama gelen kişiler de, dışarıdakiler de bizden çokça reçete istiyor. Çokça bizim bir sivile değneğimiz olduğunu düşünüyor. Dokunduğum anda her şey değsin istiyor. Ama biz bir ilaç vermiyoruz, bir tedavi yöntemi şunu yaparsın, bunu yaparsın, bir şey söyleyemiyoruz, sorulara direkt cevap vermiyoruz. O nedenle bu çokça büyük bir zorluk. Gelen kişinin kalabilmesi için, terapiye ikna olabilmesi için. Süreç çok uzun. Yani yılları alan bir süreç. Bu uzun yıllar yaşam boyu da sürebiliyor. Az önce dediğim gibi bizlerinki de öyle sürüyor. Biz hatta bir terapi bitiriyoruz. Sonra analize giriyoruz. Sonra başka bir analizle de çalışıyoruz vesaire. Çünkü bir yaşam boyunca kendinle uğraş, kendini anlama çaban devam ediyor. Tabii bunu en başta gelen kişiye söylüyoruz. Bu süreç çok uzun bir süreç. Böyle böyle bir süreç. Eğer siz bu süreçle devam etmek isterseniz çalışmaya başlayabiliriz diyoruz. Ve bu sefer bir çerçeve oluşturuyoruz biz. Çalışma koşulları nedir, ne değildir diye. Burada da biraz gelen kişiye düşünme payı veriyoruz. Gerçekten bu yola çıkmaya hazır mı? O kişiyle hazır mı? O terapiste hazır mı değil mi? Başta da biraz bunun bilgisini verdikten sonra karar vermeyi ona bırakıyoruz.
Yani bizim mesleğimizde arzu çok önemlidir. Yani istemek. Gerçekten gelen kişi mi istiyor, terapist mi istiyor çalışmayı? Buna karar vererek ilk adımı gelen kişi veriyor aslında. İlk adımı o atıyor. Çünkü kendini çalışmak kişinin gerçekten istediği bir şeyse mümkün olabiliyor. Evet, zorluklarımız var. Her meslekte olduğu gibi. Diğer bir taraftan da kolaylıkları da var. Psikiyatristler nedense aklıma şimdi şöyle bir şey geldi. Kolay tarafı psikiyatristlerin iki rolü oluyor burada. Hem hekimlik hem terapistlik rolü. Burada medikal bir destek olduğunda psikiyatristler devreye giriyor, ilaç yazabiliyorlar, takibini yapabiliyorlar. Ama etik açıdan o kişinin terapistleri olmaları çok uygun oluyor. Çünkü orada hekim rolüyle temasa geçmiş oluyorlar. Psikolojik danışmanlar ve psikoloji mezunu kişiler ilaç yazma yetkisine zaten sahip değiller. Bu karmaşa bir tek psikiyatride oluyor. Bazı çalışma şekillerine göre, yani seçtiği yönteme göre bazı psikiyatristler hem kişinin terapistliğini yapabiliyor hem de ilaç takibini yapabiliyor. Bu tamamen o kişinin kendi sırtını dayadığı teoriyle ilgili bir yaklaşım. Kendi kararı oluyor. Mesleğimizin zorlukları olduğu gibi kolaylıkları da var tabii ki. Ne zaman kolaylaşıyor meslek? Aslında dediğim gibi hep bir merak, öğrenme, mücadele var ama zaman geçtikçe tecrübe arttıkça, kendinizi çalışmaya, süpervizyon almaya, vermeye ve almaya olan yatkınlığınız arttıkça bu meslek artık daha kolay bir hal oluyor. Tabii bir de sırtınızı dayadığınız bir teori varsa, yani en temelinde biraz burası önemli oluyor. Ne demek bu? Ya, tamam ben terapistlik yapacağım ama analitik mi çalışayım, bilgisayar davranışçı mı çalışayım, varoluşçu mu çalışayım? Tabii ki eklektik olabilir. Bazı insanlar hepsinden biraz gelen kişiye göre karar veriyor. Bazıları ise tek bir teori üzerinden devam ediliyor. Teori ne diyor? Nasıl ilerlemen gerekiyor? Bunu biraz rehber olarak kullanabiliyoruz. Yani biz sırtımızı bir teoriye yaslarsak çok daha kolay ilerleme söz konusu olabiliyor. Tecrübelerimiz de arttıkça hastayla kurulan güven ilişkisi arttıkça da zaten mesleğimiz daha kolay yapılır hale geliyor. Bu güven ilişkisi tabii şöyle bir şey de oluyor. Çok emek, çok çaba, çok zaman sonrasında nasıl çalıştığınız artık bilinir oluyor. Yani siz o yaşadığınız toplumda iyi bir terapist olarak bilinebiliyorsunuz. Ve bu güven duygusuyla da mesleğinizi icra edebilmek, yapabilmek aslında daha kolay bir hal oluyor. Evet, benim özetle bahsedeceğim şeyler bunlar demiş. İstersen sorulara geçebiliriz. Arada eklemek istediklerim olursa ben de ekleyebilirim. Öyle devam Tabii. edebiliriz. Evet, teşekkürler. Şimdi sizin neden psikoloji alanını seçtiğinizle alakalı ya da yaptığınız iş seçtiğinizle alakalı gelen bir sürü soru vardı. Bir sürü soru. Neden Evet. ben bu alanı seçtim? Evet, şöyle bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Her psikolog ya da her psikoterapist bu alanı niye seçer diye bir daha üniversitedeki hocalarımızın sözleri geldi şimdi aklıma. Kendini iyileştirmek için derdi. Kendi yaralarını sarmak için. Ama bu asla mümkün olmuyor. Kişi kendi söküğünü dikemiyor. Terzi kendi söküğünü dikemiyor. O nedenle biz hep bir ötekine ihtiyaç duyuyoruz. Zaten bizim işimizin temelinde yatan şey bu.
ötekine, başka bir insana ihtiyaç duymak. O tüm güçlülüğümüzden biraz sıyrılabilmek. Ben lise yıllarımda benim şahsi hikayemi anlatacak olursam çok sevdiğim bir rehber öğretmenim vardı. Çok merak ediyordum. Orada da ne yapıyor diye beni bir gün çağırmıştı. Onunla yaptığımız sohbet, o benim beni dinleme hali, beni anlamaya çalışma çabası beni çok etkilemişti. Ve o zamandan beri aklımda hep insan ruhsallığını merak eden, bir başkasını merak eden, bir başkasına yardım etmek isteyen bir tarafım oldu. O nedenle bunu da en kolay ne yapabilirdim? Psikoloji ya da psikolojik danışmanlık okuyamazdım çünkü sayısal öğrencisi değildim. O dönemde benim dönemimde ben sözel çıkıştaydım. Psikoloji eşit ağırlıktaydı, psikolojik danışmanlık sözel değildi. En kolay yolu oydu ve ben bir üniversitesini tercih ederek buraya geldim, burada oturdum, burada yerleştim. Benim mesleğe başlama hikayem biraz böyle. Teşekkürler. Peki psikoloji okumak isteyen bir öğrenci için yurt dışı ve yurt içi ayrımı yapabilir misiniz? Ya da hangisini tavsiye edersiniz? Aralarındaki farklar ne olur? Yurt içi ve yurt dışı tabii ki farklı koşullara sahip olabilir. Türkiye'de birçok üniversitenin psikoloji bölümü aslında çok çok donanımlı hocalara sahip. Biraz şunu da düşünüyorum ben. Eğer kişi buna karar verecekse biraz nerede yaşamını sürdürmek istiyor? Yani yurt dışında okuyup burada çalışmak, burada yaşamak gibi bir amacı varsa biraz burayı da deneyimlemesinde fayda var diye düşünüyorum ben. Belki lisans burası, yüksek lisans yurt dışı, belki yurt dışı lisans. Yani hep bir burayla bağlantısı olabilecek şekilde. Çünkü bu kültürde eğer bir terapistlik yapacaksa biraz burayı da yaşaması, burayı da deneyimlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok farkı yok. Sadece Türkiye'de de olduğu gibi yurt dışında da belirli alanların, belirli ekollerin eğitimleri daha ağırlıklı veriliyor. Özellikle 3. sınıftan sonra. Çünkü artık orası da bir yön veriyor. Türkiye'de Boğaziçi, ODTÜ, Ege Üniversitesi, benim şu anda aklıma gelen çok bölümleri iyi olan üniversiteler. Yurt dışında da tabii ki çok güzel üniversite var. Böyle cevaplayabilirim. Teşekkürler. Peki şu anda psikoloji okumak isteyen bir 10. sınıf öğrencisi staj imkanı olarak ne yapabilir ya da CV'sini geliştirmek için ne yapabilir? 10. sınıf derken? Evet. 10, 11, 12 genel. Yani staj çok mümkün olmayabilir ama şuna imkan sağlayan ortamlar varsa önerebilirim. Hastaneler ya da belirli kurumlar, sizin okulunuzdaki rehberlik servisi bile bunun içine girer. Çünkü orada da ruhsallığa dair bir şeyler yapılıyor. Ya da terapi merkezinde tabii ki seans odasına girilmez ama oradaki işleyiş ne, neler oluyor, belki bunu görebilmek için biraz zaman geçirmek olabilir. Belki bir bu alanda çalışan biriyle, bir psikiyatrist olabilir, bir psikoterapist olabilir, bir rehber öğretmen olabilir. Bir tüm gününü geçirmek. Galiba liselerde böyle bir çalışma vardı diye anlatıyorum ben. Gölge gibi, mesleki gölge gibi bir çalışma. Tüm gününü onunla geçirmek, ne yapıyor, ne ediyor. Belki bu tüm gün olmaz da bir hafta olur ya da bir ay gibi. Mesleği yakından tanımak için inanılmaz güzel bir şey. Belki o zaman üniversiteye karar vermek daha kolay olur. Zaten üniversiteye gittiğinizde size çeşitli alanlarda stajları zorunlu kılıyorlar. Birincisi çocuk ve yetişkin hastanelerinde, okullarda. İsterseniz cezaevi ve Adalet Bakanlığı'nda da yapıyorsunuz.
bu stajlar ama hastane stajı zorunlu. Çünkü orada tamamen ruh sağlık çalışılır. Psikiyatri bölümündesiniz. Bir psikiyatrist ve oradaki psikologla beraber en az bir ay staj deneyimini gerçekleştirmek zorundasınız. Ama lise döneminde az önce söylediğim gibi o mesleği yapan biriyle belirli bir zaman dilimini geçirmenizi tavsiye ederim ben. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Biraz öngörü oluşabiliyor orada. Teşekkürler. Yine eklemek istiyorum. Sorusu olan arkadaşlar chat'e yazabilir. Hangi noktada daha spesifik çalışılmaya başlandığını sormuşlar. Hani ergen terapisi yapmaya ne zaman başlanıyor ya da sadece çocuklarla çalışmaya hangi noktada karar veriyorsunuz? Bu kişiden kişiye göre değişir. Ben yine kendi hikayem üzerinden anlatabilirim belki size. Ben önce çocuklarla başladım. Okullarda başladım ama bir tarafım hep yetişkinle de meşguldü. İşte dışarıda klinik çalışmalarını yapıyordum. Hem okullarda çocuklarla çalışırken sonra dışarıda çocuk ve yetişkin çalışmaya başladım. Her ikisi de bambaşka deneyimler, bambaşka tecrübe ve tat veriyordu bana. Şu anda çocukla daha az çalışıyorum, daha ağırlıklı olarak yetişkin ve çiftlerle çalışıyorum. Yani buna ne zaman kesin karar vermeniz gerekiyor diye bir şey yok. Siz bir başlarsınız, ilerlersiniz. Yok ben çocukta iyi değilim, ben yetişkin çalışacağım dersiniz. Üniversitede de buna karar verebilirsiniz. Mesleğinizin 10. yılında da karar verebilirsiniz. Bu birazcık şuna bağlı. Sizin deneyiminiz size ne hissettiriyor? O odada çocukla olmak mı, ergenle olmak mı, yoksa yetişkinle olmak mı size daha çok keyif veriyor, haz veriyor ya da sizi daha iyi mesleğinizi yapabildiğinizi hissettiriyor? Şununla ilgili kesinlikle endişelenmeyin. Her türlü eğitimi alma hakkınız zaten var. Üniversite sonrasında yani psikoterapist olabilmekle ilgili. Çocukla bakarsınız, yetişkinle bakarsınız, çiftle bakarsınız. Aldığınız her eğitimde yapmak zorunda, uygulamak zorunda değilsiniz. Yani burası sizin zamanla karar verebileceğiniz bir şey. Bu noktada kendinizi sıkmayın. Benim mesleğimin 16-17. yılında yandan yavaş yavaş artık tamamen yetişkin çalışım demeye başladım ki benim gibi bir sürü insan var meslekte. Bazı arkadaşlarım da ay ben yetişkin çalışamam diyor. Kimi de ben çocuk çalışamam diyor. O kişiye göre değişiyor. Bunu da kendi sürecinizde çalışırken anlıyorsunuz. Teşekkürler. Peki kısaca bize ekoller arasında fazla fark olup olmadığından açıklayabilir misiniz? Evet. Ekoller arası biraz farklı. En farklı iki ekol belki biraz şunu söyleyebilirim. Tabii ki bir sürü ekol var ama hani en çok bilinenler üzerine bir bilişsel davranışçı terapi var. Bir de analitik terapi var. Şu anda Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan iki yöntem. Tabii şema terapi, varoluşçu terapi gibi bir takım farklı çalışma alanları da var. Çok da işlevsel oluyor. Bu ikisi arasındaki fark, yani BDT kısaca diyeceğim, kognitif ve analitik olarak baktığımızda analitik daha derinlemesine yapılan bir çalışma ve çok uzun sürüyor. Ne demek bu? Yani kişinin sadece bugün getirdiği mevzuyla ilgilenmiyor analitik çalışma. Bugünkü mevzunun kaynağına inmeye çalışıyor. Yani bugün anlayabilmek için diyor analitik terapi, bizim geçmişte ne olduğuna, özellikle erken dönem yaşantılarında ne olduğuna bakmamız gerekiyor. O yüzden böyle iğneyle kuyu kazmak gibi de bazen çok uzun, yavaş yavaş, o kişiyi işte tutarak, kapsayarak, anlamaya çalışarak. Çünkü orada bir ameliyat yapıyorsunuz aslında. Çok hassas, çok özenli olmanız gerekiyor. Ama bugünün köklü bir değişimi için bizim geçmişi anlamamız gerekiyor. O yüzden daha çok çağrışımlar, yani bir şey konuşurken aklına gelen,
Onun oraya gitmek, oradan oraya gitmek gibi çalışıyor. Rüyalarla çalışıyor. Bizim en önemli malzememiz rüyalar. Bir diye sürçmeleriyle çalışır analitik terapi. Buralar bizim hastanın en derinlikli kısmına götürüyor. Bilişsel davranışçı yöntemse daha çok bugünkü davranışı değiştirmeye yönelik çalışır. Bir takım bazen ödevler veriyor, bazen sokratik sorgulama denen bir yöntem var. Kişiye duygusunu, düşüncesini ve birbiri arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışıyor. Bazı noktalarda çok etkili oluyor bilişsel davranışçı yöntem. Ama benim benimsediğim yöntem ve kendi sürecimden de geçtiğim, hatta uyguladığım yöntem de analitik yöntem. Çok teşekkürler bize bağlandığınız ve bu sunumu yaptığınız için. Ben teşekkür ederim Gümüş davetiniz için. Umarım sorularınıza yanıt olmuştur. Oldu, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.